Kirlenmiş. Üstüne biraz tuz dökeyim, sonra çamaşır makinesine atarım. Abi dökmesene şu tuzu. İçim kurudu. Ha? Neler oluyor? Sen kimsin? Ben Rıfkı. Leke Rıfkı. Bayağıdır önlüğünde yaşıyorum. Ama şimdi gidiyorum. Kendine iyi bak. Konuşan leke. Yine hayal görmeye başladım herhalde. Biraz uyusam iyi olacak. Ama önce şu yaptığım son cihazı test edelim. Asistan! Bilim çocuğu Canan iş başında. Tamam tamam, heyecan yapma hemen. Bana kumandayı getir. Hemen. Şimdi hava durumuna geçelim. Bugün yer yer karla karışık, yer yerde karma karışık saçma sapan yağmur bekleniyor. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ise bu sefer arabayla gelecek. Bu nasıl hava durumu? Ayrıca bu kumandayı değil, yeni icat ettiğimiz kumandayı istiyorum. Doğru, affedersin. İşte burada. Hadi dışarı çıkıp test edelim. Bir son dakika haberi elimize ulaştı. Bugün hava salçalı bulutlu olacakmış. Hazır mısın? Hazırım kaptan. Affedersin. Hazırım profesör. İşe yaradı. Nanobotlarla su buharını karıştırıp hareket edebilen bir bulut yaptık. Yaşasın. Artık kurak bölgelere su götürebiliriz. Bulut kontrolden çıktı. Karma karışık yağmur derken bunu kastediyorlarmış demek. Çocuğum, bana oradan iki ekmek kap, gel bakayım. Teyze, çocuk değilim ben, kaç yaşında adamım? Küçük, küçük. Hadi bir koşu git, kap gel. Yağmurdan kaçarken teyzeye tutulduk. Al şunu, sen de kalsın. Bu kumanda stabil değil. Ben yenisini yapacağım. Tabii ekmek almaya gitmem lazım önce. Teyze, bana üstüne çiftet alayım mı kendime? Size de bir yanık kokusu geldi mi? Bence Kadriye'nin diğer yüzünü çevirmemiz lazım Remzi. Bu tarafı çok yanmış. Dur. Ben biliyorum ne yapacağımı. Ay ne oluyor? Remzi ne yaptığını sanıyorsun sen? Eyvah Remzi, Kadriye şimdiden köpürüyor. Emel Bilibilioğlu internete yeni video koymuş. Hemen izlemeliyim. Emel Bilibilioğlu'na bayılıyorum. Çünkü aynı benim gibi zeki biri. Bakın, kafama vurunca donk donk diye ses çıkarıyor. Kesin onun kafasından boş bir dünk dünk sesi geliyordur. Bakın, kafamdan dünk dünk sesi geliyor. Neyse. Evet arkadaşlar, bugün çok çılgınca bir şey yapacağım. Normalde herkes denizde yüzer ama ben sahilde yüzeceğim. Hoppa! Evet arkadaşlar, nasıldım? Beğendiyseniz beğenmeyi ve bubili gubili demeyi unutmayın. Abla gözünü seveyim. Ailecek yemek yiyorduk, mutfağın ortasına daldın. Sal beni gideyim. Bubili gubili. Ne oldu Şakir? Sevmedin mi videoyu? Bubili gubili demedin. Keşke tatile gitsek. Oğlum tatildeyiz ya işte. Gerçek denizden ve gerçek kumdan kalelerden bahsediyorum. Annemse undan kale yapmış, baksanıza. Şu kaleyi yapacağıma 10 tane kek yapardım, aşk olsun. Bak, küçük hamur adamlar bile yaptım. Bu yıl çok masraf yaptık. Şimdilik en iyi çözüm bu. Bak burada 3 saattir şu havuzu doldurmak için elimden geleni yapıyorum. İyi de Remzi, hortumdan su gelmiyor ki. O da ne? Dalışan Kenan'ım süperdi. Denizin dibinden iki vida çıkardım. Baba, mutfak lavabosuna mı daldın sen yine? Sus bakayım, mutfak lavabosuna dalmışmış. Havuz doldu galiba. Herkes hazır mı? 10, 9, 0'ı bekleyemedim. Anı yaşayacaksın bu hayatta. Necati, ne yaptın sen? Saatlerdir uğraşıyorum. Havuz bile yok. Böyle tatil olmaz olsun. Oğlum keyfini çıkarsana. Ne huysuzlandın sen de. Ben denize gitmek istiyorum. Sen bana sabır ver. Sabır kalmadı Remzi. Sabun versem olur mu? Bir dakika. Benim bir fikrim var. Madem bir tatile gidemiyoruz, tatil bize gelsin. Nasıl yani? Emirket abiden öğrendim bir şeyler. Hadi bana yardım edin. Denize mi gidiyoruz yani? Yaşasın! Bubili gubili! Bu sefer de 3 civata çıkardım. Tankım yaver gidiyor. Müzik
Sayesinde. Sonunda denize gidiyoruz. Hep hareket edebilen bir ev istemiştim. Harika oldu. Kumburgaz. Ben de bir şey söyleyeyim dedim. Bakın. Kahraman yapmış. Ne kadar büyük. Kahraman yapmış. Vay. Şakir ve ailesi evlerini arkalarında taşıyorlar. Ne varmış bunda? Ben de tam 98 yıldır evimi sırtımda taşıyorum. Beni de tebrik edin. Şurada karavanların arasına park edelim. Yaşasın! Denize geldik! Tatil başlasın! Kumda bale yapmaya gidiyorum. Kumdan kale olmasın o. Yok yok! Anlarsınız şimdi. Hohoy! Necati koş! Deve bulduk! Deniz ve deve mi? Geliyorum Remzi, geliyorum! Kumdan kale mi yaptınız? Kaç yılındayız? Kale mi kaldı? Bu mega kum köyü yaşam şehri. 90 metrekare daireler. Çocuk oyun alanları. Üstelik denize sıfır. Peki bu kim? Yaptığımız yaşam şehrini gerçek sandı. İkna edemedik. Oldukça güvenlikli bir yer burası. Asla inmeyeceğim. Hadi Necati. Az kaldı deve güreşinde develeri yeneceğiz. Bundan sonra da balıklarla yüzme yarışı yapalım. Hop! Hohohoy! Deve güreşi mi? Ben dede güreşi sanıyordum. Seyfi, iner misin artık tepemden? Abi, biraz daha büyük bir karavan kiralasaydım. Keşke. Çıkamıyorum. Paramız buna yetti Ercan. Sinirlendirme beni. Ercan çekil üstünden. Şuna bak. Devasa bir karavan. Remzilerin evi değil mi bu? Of. İnanılmaz güzel görünüyor. Ercan, o bizim karavanımız. Şuna bak, şuna. Bu buradaki en değerli karavan olmalı. Benim bir planım var. İçeri gel de anlatayım. Abi az ittir. Sığmak üzereyim. Çok güzel bir gündü. Ama çok uykum geldi. Hadi çocuklar, çok geç olmadan yatalım da uykumuzu alalım. Sen gelmiyor musun Necati? Siz gidin Kadriye. Ben deniz yatağımda yatacağım. Uyurken yıldızları izlemek istiyorum. Peki tamam, yarın görüşürüz. İyi geceler sana. Abi biz gitsek artık. Gökyüzündeki yıldızları izlesen bundan sonra. Hayır, bu akşam deniz yıldızlarını izleyeceğim. Çabuk komik bir şeyler yapın bana. Of, nereden çıktı bu adam? Neyse oyna, hadi oyna. Bülü 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 komik şeyler. Çıkıp hap 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 kuş kuş kuş. Neler oluyor? Of, şu sinek bir rahat bırakmadı ki uyuyayım. Arkadaşım, niye etrafımda dönüp duruyorsun? Genetiğimde var, ben ne yapayım? İyi, o zaman beni de sahile kadar atıver. Deniz şarşaf gibiymiş bugün. Hadi gidip bakalım. Ben çok açım. Önce kahvaltı yapalım ama. Doğru diyorsun. Sucuk geldi. Sucuk mu söylediniz? Hayır, ama bu kokuyu her yerde tanırım. Doğru bildin abi. Sucuk kokusuyum ben. Kadriye, çocuklar, komşu sucuk yapıyor. Çok ayıp Remzi. Söylenir mi hiç öyle? Komşu, gelin gelin bize katılın. Ay bilemedim ki. Yok, gelmeyelim. Size afiyet olsun. Hadi naz yapmayın. Hepimize yetecek kadar sucuk var. Hurra! Gelelim hadi. Sucuk, 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 sucuk. İşte evden çıktılar. Şimdi tam sırası. Bu karavan bizim olacak. Çevir, çevir, çevir. Çevir, çevir, çevir. Yapmasın. Baba, ev gidiyor. Evimizi kaçırıyorlar. Yakalayın. Bunlar Kürşat ve Ercan. Tamam, şimdi gidebilirim. Durun. Yanlış yöne gidiyoruz galiba Sinek kardeş. Evden uzaklaşıyoruz. Yok, sahile doğru gidiyorum. Ev kaçıyor o zaman. Bale dansımı kullanma zamanı geldi. Hadi hayırlı işler. Humam. Dittiririm. Dararabili. Dittiririm. Çıkı çıkı. Ettim. Hıh.
Bu nasıl yokuş? Bittim ben. Konuşma da çevir pedalları. Remziler peşimizde. Çok az kaldı. İşte pencere orada. Elin bisikletle bağlantısını sökmemiz lazım. Çok uzak, yetişemiyorum. Bir süper kahramanımız olsa çok güzel olurdu. Biri süper kahraman mı çağırdı? Necati abi. Dattini dur. Necati abi, deniz yatağının havası iniyor. Acele etmelisin, bisikletle bağlantımızı sök. Tamam. Uçurum. Son anda kurtulduk. Sınıf. Kokla. Oo, bensiz sucuk mu yediniz siz? Bana da kaldı değil mi? Necati dur. Yerçekimsiz ortam gibi oldu. Oo Canan, uzaktan kumandalı oyuncağın mı var? Birazcık oynayayım mı? Oyunun sırası mı şimdi? Düşüyoruz. Son güce getiriyorum. Kurtulduk. Yaşasın. Canan sen harikasın. Necati'nin alarmı açık kaldı. Bip. Şimdi evi eski yerine taşıyalım. Bu kadar tatil yeter herhalde. Öf abi öf. Ben daha büyük karavan istiyorum. Konuşmayıp işini yapsaydın şimdi o karavan bizimdi. Neyse, şurada başka büyükçe bir karavan var, görüyor musunuz? Hadi gidip alalım onu. Abi, bu sıcakta bu ne yağmuru? Sadece bizim üzerimize yağıyor. Nasıl olur? Neler oluyor? Alın bakalım. Ay,